Hepinize selam dostlar. Bugün sizlerle beraber İrlanda seri e, 2. Dünya Savaşı İrlanda serimize e, başlayacağız. Hemen hızlıca e, zorluğumuza geçelim. Zorluğumuz normal. Savaş klasik. Oyunumuz de 110. Asadırgan de 21. Bu arada, bu arada bunu 20 yapamadığım için 21 bu. E, hızlıca oyunumuza başlayalım. Buradaki Hedefimiz Birleşik Krallığı bu adadan atmak. Yani bizim üzerimize bir hakimiyet sağlamış gibiler ve bizi kendi toprakları yapacak gibiler. Ee, yani bizimle tamamen yani bağımsızlığımızı yarısını ellerinde tutuyorlar. Yani bağımsızlığımız yok. Anladınız mı? Tam olarak bir bağımsızlığımız yok. Yani bölgede istediğimizi yapamıyoruz. Yani çünkü Birleşik Krallığın burada olması daha da bir şeylere şey yapıyor. İrlanda Krallığı şekillendirebileceğimiz bir medeniyet. Avrupa Birliği zaten zaten tüm ama e, tüm şey Avrupa için geçerli. Tabi bunu yapmaya hiç gerek yok. İrlanda krallığını yapabilirsek bizim için daha iyi olur. Sadece burada toprağımız var ayrıyetten de. Ama fakat Birleşik Krallık'la o yüzden Birleşik Krallık'la ilişkilerimizi geliştirmemiz gerekiyor. Ki Birleşik Krallığın bize bir savaşı olmasın. Çünkü bizden kat kat güçlüler. Yani adamların imparatorluğuna baktığımızda yani tabi topraklarını kaybetmişler. Daha çok vasalları var ama yani görünürde çok büyük toprakları var. Yani imparatorlukları yani baya bir büyük. Yani normal bizim Birleşik Krallık serisinde Irak vardı fakat onlarda Irak yok. Böyle durumlar var Britanya, Hindistanı ve Çin'deki tüm ülkeler. Yani an, anlayın ya, baya bir güçlüler. Ee, ama bizim teknoloji puanlarımız onun e, onun onunkilerden de daha fazla. Ee, yani onlara 0.40 geliyorken bize 0.45 geliyor. Şimdi teknoloji puanlarımızı hızlıca veriyorum. Buna 12 verelim. Buna da kalanını verelim. İlk başta Afrika'da bağımsız bir ülke bulabilirsek Afrika'daki bağımsız bir ülkeyi alma gibi bir planım var. Yani Belçika'da güçlü, o da güçlü, bu da güçlü. Zaten şu anda İtalya faşist bir hükümet başında var ve şu anda İkiyopya ile savaştalar. Tamamdır şimdi her şeyi hallettik. Ee, bizim alabileceğimiz ülkelerden birisi Belçika. Eğer yani, ekonomik yatırım yaparsak Belçika'yı alabiliriz. Hollanda daha büyük Belçika'ya göre tabi ama Belçika'nın 40 şehir ol olduğunda Hollanda'nın sadece 13 olduğunda nasıl Belçika daha şey olabiliyor ben bunu anlamadım. O yüzden ee, yani daha küçük ülkelere saldırabiliriz. Yani bunların hepsini Birleşik Krallık sömürmüş ya. Birleşik Krallık sömürmüş. Neyse, biz Belçika'yı alacağız. Hedefimiz de bu olacak. Ee, i̇lk başta e ekonomik yatırımla başlamıyoruz tabii ki de. Bayağı bir yani bir yüz bin yapalım. Sonra araştırma denen şeyi fullliyoruz. Evet. Nazi Almanyası ve İtalya var ee, burada. O Fransa ile ilişkileri geliştirelim. <laughs> Düzeyde tutarsak daha iyi olur. Tamamdır. Şöyle. Verelim. Ah be araştırmaya kalmadı. Neyse. Daha fazla artı alıyoruz artık. Şimdiki hedefimiz ise ekonomik yatırımlarımızı yapmak olacak. Ee, bu seride çok fazla toprak fethetmeyeceğiz diye düşünüyorum. Çünkü 2. Dünya Savaşı İrlandasını oynadığımız için eee 60 bir ekonomimiz olmuş. Yani size şöyle diyeyim. Ee, yani bir şey bir ülke seçtik ama fakat yani bu ülkeyi kalkındırabiliriz. O yüzden ben ilk olarak Finlandiya'yı alacağım. Zaten ekonomimiz kat kat fazla. Yani şu an ekonomide birinciyiz biz. Anladınız mı? Yani biz zaten ya yani her seri de istediğimizde birinci olabiliyoruz. Ama şu anda Nazi Almanya'sı birinciymiş. <laughs> o zaman biz de Nazileri geçelim. 0.81 ekonomi şey ne lan? 81 ne lan? 20 fark atmışlar oğlum ben nasıl 20 tane alayım? Şöyle hızlı hızlı turlarımızı atlatalım ve evet Nazi Almanya'sından ilk hamile geldi şu anda Hollanda alındı. Ve şu an Aha savaş başlıyor arkadaşlar. Savaş başlıyor. Savaş başlıyor. Vallahi savaş başlıyor. Savaş başlıyor. Eminim savaş başlıyor. Bununla bu müttefik. Başlamadı. İtalya göndermedi. Nazi kabul etmiyor şu an. Evet çok değişik durumlar oluyor şu anda. Vay be İtalya arkadan vuruldu. Arkadaşlar İta İtalya arkadan vuruldu. Gözlerimizin önünde. Vay be Nazi Almanyası. Böyleydi he. Hem müttefiksin hem savaş açmıyor. Bak hala açmadı. Neyse. Biz yatırımlarımızı bir bitirelim. Biz biraz daha biriktirip biraz daha bir yatırım yapalım. Aa, ya İtalya kazandı ya. Yok oğlum. Oğlum yok. Fransa geri döndüremez. Fransa geri döndüremez. Ama Fransa da burada ilerliyor. Roma önlerinde. Şu an geri püskürttü. Şu an normal sınırlar var. O şekilde ilerliyor işte ya. Evet ama İtalya daha öndeydi. İtalya yani tüm hepsini alıp şuraya falan sıkıştırmıştı. Ya yani İtalya daha güçlü ama yani yıpranan kim? Dost medeniyetler. Neyse boş verin. Ben şu anda anlamaya çalışıyorum. Kim yıpranıyor acaba? Fransa daha da yıpranıyor bence. Ee, savaş izleme videosu gibi oldu. Biraz bunun için özür dilerim. 17 Gelirler de çok önemli. Gelirlerimiz de çok önemli. Bu arada. Onu da söyleyeyim. Şu anda teknolojide bir ilk onda olduğumuzu düşünüyorum. Hatta ilk beşteyiz. Baya iyi bir değer. Naziler en yani çok büyükler. Şimdi ise Finlandiya alacağız. Fakat şu anda gördüm abi. Finlandiya'nın dibinde şu kadar Küçük çok küçük bir ülke var ya. Hani Sovyetler Birliği diyorlar ona. Acayip küçük bir ülke var. İşte o var ya yanında. Cık. Abi İsveç'e dalıyoruz lan. Hayır, bir de bak. Zaten Rusların herkesle ilişkisi kötü, anladın mı? Şimdi tek yapmamız gereken ilişkilerimizi geliştirmeye çalışmak. Sovyetlerle. Eğer ki Sovyetlerle ilişkimiz iyi olmazsa, eğer ola ki öyle bir durum olursa, yani bu toprağı aldığımızda belki bize savaş bile açabilirler. Yani böyle bir durumda bize savaş bile açabilirler. Öyle kötü bir durum var yani ortada. Şimdi ilk turdan adam 500 tur oynuyorsun lan. Demeyin çünkü yatırım yapmamız gerekiyor abi ya da birisiyle ilişki geliştirmek. Anladınız mı? Çok çok fazla güçlü devlet var. Allah'ım inşallah bizimle ilişki kötülemez ya bir daha. Tamamdır. Şimdi ise artık ordu üretebilecek bir duruma geldik. Ekonomimiz Finlandiya'dan daha fazla ve ilk asker üretimimize başlıyoruz. Birazcık ürettim hemen eksiye düştü ha. Birazcık yaptım bakın. Birazcık ürettim, eksiye düştü hemen. Daha da eksiye düştü. Lan oğlum ne alaka? Neyse oraları tek bir arada toplayınca belki düzeliyordur diye geri çekiyorum. Yok eksi hala aynı. Şöyle 300 üretelim şurada. Ve Finlandiya'ya doğru getirelim. Tamam. Finlandiya'yı topraklarımıza katabilmemiz gerekiyor. Bu toprakları alacağız. Onu diyeyim. Bu arada şu anda gördüm aslında ondan sonra bir Letonya, Estonya seferi yapabiliriz. Letonya'yı alabiliriz. Estonya ile ilişkimiz iyi. Fakat hemen şu İsveç denen şeye savaş açalım. Aslında onların büyük ordularına karşılık verince yani bana göre sanki çok büyük bir ipratma atmışız gibi oluyor. Abi adamlar güçlü geldi. Sanki burada bırakacak gibiyiz. şurayı almak ana hedefimiz. Aa, şöyle bir barış imzalayalım. İlk öncelikle şu ada bizim olsun. Şöyle bizim olsun. Şöyle başkent kesinlikle. Zaten bu kadar alabiliyormuşuz abi. Evet. Sınır güzelliğimiz çok iyi değildi ama burayı alamadık. E, diğer borduları da buradan burayı çekerseydik yani biz bunu alana kadar buraya buraya kadar geri püskürmüştük. O yüzden böyle bir durum daha iyi olur diye düşündüm. Topraklarımızı hızlı bir şekilde simile ediyoruz. Ve başkentimize getiriyoruz. Biraz da ekonomik yatırımlarımızı devam ettirelim. Yani şu anda Finlandiya'nın ekonomisinin yarısı bize eklenmiş gibi oldu. Evet güzel bir şekilde hallettik. İtalya Fransa savaşı hala devam ediyor abi. Böyle bir şey olabilir mi? Şimdi biraz daha asker üretelim. Şöyle bir şu kadarlık bir asker üretelim. 22.000 falan 1.000 oluyor. Hani 22.000 oluyor. Şuraya getirelim. Kime atıyorduk? Letonya'ya aynen. Kimle kim savaştı? Norveçli şey. Lan ben yanlış adama savaş açtım. Ha? Abi, üf, korktum ya. Valla korktum ya. Oraları tekrardan başkente çekelim. Aslında bilmiyorum acaba... Sovyet sınırını almasak mı diye bir düşünce kapılıyorum hep düşünce. Ama ne zaman bağımsız devlet olsa Sovyetlerin önünde. <laughs> mesela Türkiye, mesela Pers. Pers gerçek güçlü. Mesela Sincan, Moğolistan bundan onun Çin bölünmüş lan. Bu Gathering Storm değil mi? Tabi eventte olanı seçmedim. 1939'a da girebilirdim. Ama girmedim. Seriyi burada yapıyoruz. Bence çok güzel bir sınır güzelliğimiz olmadı. Ama ben kapak fotoğrafını yaparken zorlanacağım. Onu diyeyim ben. Ben kapak fotoğrafını yaparken zorlanacağım. Yani mesela böyle bir trip yapsam. Biri burada, biri burada, biri burada. Biraz da burada. Aslında şöyle bir bağlanma olsa sonra şöyle bir bağlanırsa. <laughs> Balkanları da gidebiliriz. Ben Balkanları da gitmeyi düşünüyorum. Yani Balkanlarda da açılmayı. Yani her yerde bir toprağımız olsun istiyorum. Ama tabii bir toprağımız şurada. Bir toprağımız burada. Bir toprağımız şurada bir toprağımız burada, bir toprağımız burada, bir toprağımız burada, bir toprağımız burada olsa çok değişik bir şey olur. Yani şöyle tüm dünya çekerim ben, zaten tüm dünya çekilmiyor. Abi ben ne anlatıyorum? Neyse seri e, seri diyorum. E, videomuzu burada noktalayalım. Şöyle, şu şekilde, hatta şöyle gösterelim. Ee, videoyu burada noktalıyorum. Güle güle ve bay bay.